Merhaba arkadaşlar, konumuz şeride sekme ile omut ekleme veya kaldırma. Peki neler anlatacağız? Şeridin öğelerini anlatacağız, şeridi özelleştirmenin yöntemlerini anlatacağız, şeridi sıfırlamayı anlatacağız ve son olarak özelleştirilmiş şeridi başka bilgisayara transfer etmeyi anlatacağız. Ve hemen başlıyoruz. Tabii eğitimlerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Excel'de şerit nedir? Şerit başlık çubuğunun altında olup Excel sekmeleri ve komut grupları barındıran arayüz elemanlarıdır. Şeritteki komutlar gruplandırılmış vaziyette yer alırlar. Bakın şerit bu, bu da komut grupları. Diğer slayta geçelim. Şeridi özelleştirmenin çeşitli yöntemleri vardır. Dosya, seçenekler, şeridi özelleştir seçilerek yapılabilir. Bakın burada. Şeritte iken sağ tıklanarak açılan menüden şeridi özelleştir seçilebilir. Diğer yol neymiş? Şeritte iken sağ tıklanarak açılan menüden şeridi özelleştir seçilebilir. Peki bunları görelim. Excel'e geçiş yapıyoruz. Birinci yolumuz neydi? Dosyaya geliyoruz. Bakın şurada seçenekler var. Seçeneklere bastığım zaman burada da şeridi özelleştir var. Buraya geldiğim zaman ben buradan şeridi özelleştirebilirim. Diğer yolumuz neydi? Şeridin üzerindeyken sağ tuşa basıyorum ve şeridi özelleştir diyor. Buradan özelleştirmeyi yapabiliriz. Peki slaytlara devam ediyoruz. Buraya geldik. Bunu da büyütelim şöyle. Şeridi özelleştirmede neler yapılabilir? Bir, sekmelerde değişiklikler yapabiliriz. İki, komutlarda. Öncelikle sekmelerde yapılabilecek değişikliklere bakalım. Sekmelerin yerleri değiştirilebilir. Nereden değiştiriyoruz? Bakın burada gösteriyor. Ön tuşları var burada. Buradan değiştirebiliriz. Sekmenin isimlerini değiştirebiliriz. Nereden değiştirebiliriz? Burada yeniden adlandır var. Ana sekmeleri gizleyebiliriz. Nereden gizleyebiliriz? Şu tiki kaldırdığımız zaman gizlenmiş olur. Yeni sekme ekleyebilir. Eklediğimiz sekmeleri de kaldırabiliriz. Nasıl kaldırabiliriz? Sağ tık menüsüyle kaldırabiliriz. Buradan kaldırabiliriz. Hemen Excel'e geçiş yapıp bunları deneyelim. Bakın şöyle geldik. Şeridin üzerine gelip sağ tuşa bastım. Ve şeridi özelleştir dedim. Şimdi bakın burada neler vardı? Sekmelerin diyoruz ki yerlerini değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Şuradan değiştirebiliriz. Hangisini değiştireceksek onun üzerine geliyorum ve buna bastığım zaman yerini değiştirmiş oluyor. Diğer bir de işte şöyle sağ tuşa bastığımız zaman mouse'u böyle de taşıyabiliriz. Eski yerine getirelim. Diğeri ne vardı? Sekmeler isimlerini değiştirebiliriz. Hangisinin ismini değiştirmek istiyorsak üzerine geliyoruz, sonra yeniden adlandır diyoruz. Mesela buraya giriş, bir giriş daha yazalım. Giriş daha yazalım. Giriş giriş olsun. Tamam diyoruz. Bakın hemen ismini değiştirmiş olduk. Eski haline getirelim. Tamam diyoruz. Peki başka ne yapabiliyorduk? Ana sekmeleri gizleyebiliriz. Bakın ana sekmeleri silemiyoruz. Ama gizleyebiliriz. Nasıl gizleyebiliriz? Diyelim ki ekleyi gizleyelim. Şuna bastım. Tamam dedim. Bakalım. Bakın şu anda ekle yok. Eski haline getirelim. Şeridi özelleştir diyoruz. Ekleye getiriyoruz. Bakın ekle dedim. Hemen ekle geldi. Peki başka neler yapabiliyorduk? Yeni sekme ekleyebilir. Eklediğimiz sekmeleri kaldırabiliriz. Yeni sekmeleri nereden ekliyorduk? Buradan. Hemen tekrar açalım. Geldik. Şeridi özelleştir dedik. Yeni sekme. Buna bastım. Bakın hemen sekmeyi oluşturdu. Yeni sekme özel diyor. Buraya geldim. Yeniden adlandır diyorum. Mesela ben buna Mesut diyeyim. Tamam diyorum ve tamam diyorum. Bakın Mesut eklenmiş oldu. Başka ne yapabiliyorduk? Kaldırabiliyoruz. Peki nasıl kaldıracağız? Tekrar gelelim. Sağ tık menüsüyle kaldırıyorduk. Şuraya geldim ve Mesut'a geldim. Bakın buraya geldim, sağ tuşa bastım. Bakın burada kaldır var. Kaldıra bastım. Onu kaldırmış oldu. Buna da tamam diyelim ve diğer slayta geçelim. 5'e geçiyoruz. Bunu da tekrar büyütelim. Evet, şimdi komut gruplarında hangi değişiklikleri yapabiliyoruz onları görelim. Grupların sekme içerisindeki yerlerini değiştirebilirim. Nasıl değiştirebilirim? Buradaki yön tuşlarıyla.
Grupları diğer sekmelerin altına taşıyabiliriz. Yine yön tuşlarıyla. Grupların ismini değiştirebiliriz. Bakın burada yeniden adlandırı var. Yeni grup oluşturup bu gruba komut ekleme çıkarma yapabiliriz. Burada da yeni grup var. Excel'e geçiş yapıp bunları görelim. Bakın geldik. Sağ tuşa bastım ve içeriği özelleştire geldim. Bakın burada neler vardı? Yerlerini değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Mesela geldim ben hizalamanın yerini değiştirmek istiyorum. Buraya geldim ve yön tuşunu kullandım. Bakın yukarı çıkardı. Tekrar bastım. Oraya getirdi. Diğer şekilde de fareye basarak taşıyabilirim. Peki. Grupları diğer sekmelerin altına taşıyabilirim. Yine aynı yön tuşları. Mesela hizalamayı ben arka plana getireyim. Nasıl getiriyorum? Sağ tuşu, pardon, yön tuşlarını kullanıyorum. Bastım, bastım. Bakın buraya getirdim. Eski yerine getireyim böyle ve yine fareyle götürebilirim. Eski yerine getiriyorum. Şuraya getiriyorum. Peki grupların ismini değiştirebilirim. Mesela sayı ben rakam yapayım. Buraya geldim, yeniden adlandır dedim. Ve rakam yazdım. Rakam yazdım, tamam dedim. Bakın rakam oldu. Peki gerçekten oldu mu bakalım mı? Bakın burada rakam oldu. Peki eski haline getirelim. Şeridi özelleştir. Buraya geldik. Yeniden adlandır dedik. Ve sayı yapalım. Tamam dedik. Başka neler yapabiliriz? Yeni grup ekleyebiliriz. Hemen geldim. Buraya yeni grup dedim. Bakın grubu hemen oluşturdu. Tabi ismini de veriyorum. Diyelim ki ben buraya ne isim? Burada tabi logo da verebiliriz. İsmi deneme olsun. Deneme olsun. Ve logo olarak da şu logo olsun diyelim. Ve tamam dedik. Hemen grubumu oluşturdum. Buradan da altına komut tanımlayabilirim. Peki yeni grup oluşturup bu gruba komut ekleme çıkarma yapabilirim. Şimdi bir komut ekleyelim. Herhangi bir komut ekleyelim mesela. Şöyle bir tanesini seçelim. Tüm komutlar diyelim. Ve şunu seçelim mesela. Mesela şunu seçelim. Ve buraya geldim. Ekle diyorum. Bakın hemen altına ekledim. Bir tane daha ekleyelim. Buraya geldik. Ekle dedim ve ekledik. Nerede? Giriş sekmesinin altında deneme var. Ve açık kapalı döndürme. Bakalım oldu mu? Tamam diyoruz. Bakın girişe geldik. Deneme onlar görünüyor. Peki bunları kaldıralım. Yine şeridi özelleştire geldim. Hemen neredeydi? Girişin altındaydı. Denemeydi. Nasıl kaldırıyordu? Sağ tuşa basıyoruz ve kaldır diyoruz. Bakın kaldırdı. Peki diğer slayta geçiyoruz. Özelleştirdiğimiz şeridi başka bilgisayara aktarabileceğimiz gibi başka bilgisayardan da özelleştirilmiş şerit komutlarını Excel'imize alabiliriz. Yapmak için içeri dışarı aktar kullanılır. Bak şurası. Burasını tıklatmamız gerekiyor. Yaptığımız değişiklikleri de sıfırlayabiliriz. Nasıl sıfırlayabiliriz? Buradan sıfırlayabiliriz. Ve bir de notumuz var. Sıfırlamada şerit ve hızlı erişim araç çubuğu beraber sıfırlar. Özellikle buna dikkat etmemiz lazım. Yani ikisini beraber ancak sıfırlayabiliriz. Ayrı ayrı şu an maalesef sıfırlayamıyoruz. Peki Excel'e geçiş yapıp bakalım. Diyelim ki bir grup ekleyelim. Bir grup ekleyelim. Hemen yeniden adlandır diyelim. Buna da deneme diyelim yine. Deneme dedik. Tamam dedik. Ve altına bir iki tane komut atalım. Şöyle herhangi bir komut ekleyelim. Ekledik. Ve tamam dedik. Şimdi bakın burada deneme diye bir grubumuz oldu. Şimdi biz bunu silme değil direkt sıfırlama yapalım. Nasıl sıfırlıyoruz? Sağ tuşa basıyoruz. Şeride özelleştire geliyoruz. Bakın burada sıfırla var. Buna ben bastığım zaman yalnızca seçili şerit sekmesini sıfırla. Tüm özelleştirmeleri sıfırla. Ben hepsini sıfırlamak istiyorum. Bu programa yönelik tüm şerit ve hızlı erişim araç bu özelleştirmeleri silinsin. Tamam diyeyim. Bakın onu silmiş oldu. Tamam diyelim. Bakın artık deneme diye bir şey kalmadı. Peki diyelim ki özelleştirmeleri yaptık. Bunu başka bir bilgisayarda kullanmak istiyoruz. Bunu nasıl kullanacağız? Burada bakın içeri dışarı aktar. Buraya geliyoruz. Özelleştirme dosyasını içeri aktar. Eğer dosyamız varsa onu alıp kullanabiliriz. Veya yaptığımız değişiklikleri bir dosyada saklamak istiyorsak tüm özelleştirmeleri dışarı aktar seçerek orada dosya ismini vererek aktarabiliyoruz. Bakalım da ne dersen son slide'dır. Evet, anlatmadığım bir şey kalmamış. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.
Thank you.